çok değerli muhtarım, değerli ilçe başkanım, belediye başkanlarım, Ayazin'de yaşayan çok muhterem büyüklerim, muhterem hanımefendiler, genç arkadaşlar ve tabii bu gecenin asli unsuru olan yiğit delikanlılarımız, değerli askerlerimiz, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Geceniz hayırlı olsun, eğlenceniz güzel olsun. Ayrıca grubumla size hitap etmek imkanı verdiğiniz için başta Sayın Doktor'a ve değerli organizasyonu yapan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli Ayazinliler, bugün çok güzel bir gün yaşıyoruz. Askerlerimiz elhamdülillah eğlenerek vatan borçlarını ödemeye gidecekler. Annelerimiz burada, ablalarımız burada, genç arkadaşlarımız burada. İlçe başkanımız Lütfullah Bey'in ısrarıyla normalde program yokken biz de geldik, buradayız. Ama bu tören alanına, eğlence alanına ulaştığımızda küçük bir tatsızlık yaşadık. İzniniz olursa 3-4 kelam etmek isterim. Değerli büyüklerim, değerli hanım kardeşlerim ve sevgili gençler. Bütün eğlencelerimizde ateşli silah kullanmanın ne kadar sakıncalı olduğunu her tarafta söylememize rağmen devletimiz olarak, valimiz, kaymakamımız, bütün güvenlik güçlerimiz olarak her türlü tedbir almamıza rağmen maalesef bir kısım kardeşlerimizi bu sevdalarından vazgeçiremedi. Silahlı ateşli silahları kullanmak bir keyif verse bile kesinlikle çok büyük bir risk oluşturuyor. Düğün eğlencemizde, asker eğlencemizde tam eğlencenin arasında büyük acılara gark oluyoruz. Bu acılarda hepimizin yüreği yanıyor. O halde biz eğlencemizde kesinlikle ateşli silah kullanmamalıyız. Bunu sağlayacak olan büyüklerimizdir. Özellikle büyüklerimizden ben rica ediyorum. Ve bunu sağlayacak olan annelerimizdir. Özellikle onlardan rica ediyorum. Lütfen bu ateşli silah avcının elinde av yaparken güzeldir. Askerin elinde nöbet tutarken güzeldir. Bu silah polisin elinde görevini yaparken güzeldir. Bunun dışındaki insanlara silah gerekmez. Niçin bu delikanlıları askere gönderiyoruz? Niçin kına yapıyoruz, gönderiyoruz? Silahı onlar tutsun. Biz silahsız, daha huzurlu, daha güvenli bir ülkede yaşayalım diye. Bütün 20 yaşına eyvallah. 20 yaşına gelmiş gençlerimizi, delikanlılarımızı mecburi hizmete tabi tutuyoruz. Ben de bir erkek Türk vatandaş olarak askerliğimi yaptım. Doğu Beyazıt'ta her gece nöbetime de çıktım. Her nöbetin başlangıcında doldur boşaltı da yaptık güvenli bir şekilde. Ama ondan sonraki hayatımda silah yok. Ben avukatım, meslek olarak silah taşıyabilirim. Ama sizi temin ederim, ömrümde silah almadım. Almayan arkadaşlar, niçin almadığımı soran arkadaşlara da şunu söyledim. Ya bizim yüreğimiz var, silaha ne ihtiyaç var? Tecavüz etmediğimiz sürece, insanları zorda bırakmadığımız sürece kendimizi silahla savunacak neyimiz olabilir ki? Hiçbir şeyimiz. O halde ey kardeşlerim, artık Ayazin'de silah atılan son eğlence gecesi bu gece olsun. Birkaç kalemde askerliğin kutsaliyeti üzerine bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gençlerimiz bu kınalar yakıp beyazlar giydirip şallarını üzerine örttüğümüz gençlerimiz çok kutsal bir göreve gidiyorlar. Şu andaki mevzuata göre de 15 ay bu görevlerini yapacaklar. Bir kısmı eğitimle geçecek, daha sonra da asli görevlerine gidecekler. Evet arkadaşlarım, düzeltiyorum. 12 ay oldu. Tabii yasayı da biz çıkarmıştık. Özür diliyorum. Unuttum. Arkadaşlar,
bir gece bile olsa askerlik çok önemli bir görev. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sınırda gece nöbet tutan gözün sahibini ateş yakmaz. Yani namaz kılmak kadar kutsaldır askerlikte nöbet tutmak. Çünkü sınırlarda bekleyen askerlerimiz bizim huzurumuzu, güvenliğimizi, namusumuzu, ekmeğimizi koruyorlar. Onun için kutsal askerlik görevi. Değerli kardeşlerim, bu görevi yaparken inşallah hiçbirinizin burnu kanamadan gidin gelin sevdiklerinize, sizi sevenlere hep birlikte kavuşun inşallah. Yüce Rabbim'den doğan budur. Faydası yok. Bu toplumun benim bu söylediklerimden daha iyi bildiğini düşünüyorum. Eğer öyle olmasaydı bu annelerimiz, bu ablalarımız, bu abilerimiz ve kardeşlerimiz gecenin bu saatinde askerlerimizin yanında olmazlardı. Demek ki siz benden daha iyi biliyorsunuz askerliğin önemini. O halde değerli büyüklerim, genç arkadaşlar, hanım ablalarımız, ben hepinize hayırlı geceler derken asker kardeşlerimizi izninizle alınlarından öpüp başka bir asker gecesine gidip buradaki arkadaşlara da bir hayırlı olsun demek istiyorum. Hepinize hayırlı geceler, sabırla dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Tekrar Rabbim hepinizi kavuştursun askerlerimizle.